Selamun aleyküm. Bütün obidaşlara hayırlı günler dilerim. Bugün çok mükemmel bir gün. Dışarıya da çıkınca dayanamadım. Güzel bir video olsun dedim. Yani güzellik videosu olsun. Bahçemizi gösterelim. Eski halini neredeyse almaya başladı. Ama 15-20 gün sonra işte bu güllerimiz tomurcuk halinde gördüğünüz gibi daha mükemmel olacak. Şurada kuruyan gülümüzün yerine gül daha gelmedi. İki tane sipariş verdik. Onlar gelecek. Görüyorsunuz her şey tomurcuklandı. Hepsi tomurcuklandı. Bahçemiz güzelleşmeye başladı. Bunlar kokulu güller arkadaşlar. Şurada da hanım elimiz var. Bu da açtığı zaman buraları mis gibi kokuyor. Yakında olan misafir gelmek isteyen arkadaşları, yakında olup gelmek isteyen arkadaşları buyursun gelsin. Sıkıntımız yok. Bahçemiz 15-20 gün sonra daha mükemmel olacak. Hem bahçemizi görmüş olurlar. Rüzgar. Yani apartmanlarda oturan arkadaşlar böyle mangal için şey için yerlere gitmeye yer arıyorlar. Bizim öyle bir ihtiyacımız yok diyelim. Var aslında. Biz de tabii dere kenarı olsun, deniz olsun, şey olsun. Biz de gidiyoruz ama yani bu şekilde yeşillik bahçelerimiz mevcut. Evet, bu şekilde devam ediyor. Hünnapımız da yeşillenmeye başladı. Şöyle devam edelim. Şu yavrularımızı gösterelim size. Hangi yavrular diye soracak olursanız arkadaşlar, bunlar şöyle diyeyim. Yukarıda her zaman size gösterdiğim yavrular. Ufaklıktan beri gördüğünüz yavrular, bunlar artık şekillendiler, büyüdüler. Buraya aldık. Burada kendilerine geldiler. Ötmeye başladılar. İyi ki yani şey yapmıyorlar. Birbirlerinden daha dalaşmıyorlar. Mükemmel burada gezmeleri. Ne kadar fazla gezerse o kadar iyi olur. Tabii biraz da şu yavrumuzun etkisi var. O yavrumuzu bunların içine koyverdik. Bunlar ondan korktuğu için pek birbirlerine düşmüyorlar. Gayet güzel. Hayvanlarımızı arada böyle bir bunlara da yumurta veriyorum. Bu şekilde. Yukarıda ufaklıktan beri bu yavruları size gösteriyordum arkadaşlar. Güzel yavrular, mükemmel yavrular diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliştiler. Bu hayvanımız da bir kardeşini Sonar kardeşimize vermiştik. Vanlı. O yarıştırdı. Bir yarış yaptırdı. Çok sistemli, kafasından tüy aldırmayan, çalışkan bir hayvanımız. Bu da aynı şekilde. Bunu ben yavru almak için, çok beğendiğim için tavukların içine koyverdim. Bu da çok sistemli. Bundan iki tavuk yatırdım şu an. Bir tavuk daha yatırmayı düşünüyorum nasip olursa. Bunlar zaten damızlık tavuklarım. Bildiğiniz hayvanlar bunlar, sıkıntı yok. Bunlar hepsi imparator soyu. Maşallah hayvanlarıma. Şu esas anaç imparator. Gel bakayım kızım, gel kızım, gel, 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 gel. O da bayağı bir yaşlandı artık. Yaşlandı. Bunlardan süt beyaz da çıkıyor. Süt beyaz da çıkıyor. Böyle Araplar da çıkıyor. Kırmızılar da çıkıyor. Çapar da çıkıyor. Her çeşit yavru atıyorlar. Bunlar dört ırktan işte meydana getirdiğim hayvanlar. Burada kuluçkamda tekrarından bir bakalım yatıyor. Bu da bir iki güne çıkması lazım. Herhalde ayın 20'sine çıkacak. Burada suyu, yemi mevcut. Tamam. Altında 10 yumurta var. Hayırlısından bakalım. Burada da yine yemimiz var.
Hani bakayım oğlum. Gel bakayım oğlum. Evet. Şu şekilde. Onun fiziğini, şeklini görüyor musunuz arkadaşlar? Horoz kalemi gibi kalemli. Maşallah. Maşallah diyelim. Yavrularımız da bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bu videoları böyle bu şekilde şey yapıyorum. Satılık yavrumuz falan yok. Öyle bir şey düşünmeyin, aklınıza gelmesin. Bu yavrular kesinlikle hemen hemen deyip satılık değiller. Yani boşu boşuna da yazmayın satılık yavru var mı diye. Böyle yani ufaklığından beri gördüğünüz yavrular arkadaşlar bunlar. Yani onların nasıl geliştiğini, şekillendiğini hep birlikte göreceğiz demiştim. O şekilde bunlar büyüdüler, geliştiler. Size de gösteriyorum yani bu şekilde. Havalar da güzelleşti artık. Yavrularımız gerçekten mükemmel görünüyor. Bu cumartesi babalarını da yarıştıracağım nasip olursa. Şuradaki bu civcivlerimizi de biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da kim nedir diye soracak olursanız onları da size söyleyeyim. Bunlar da yukarıdaydılar. Yukarıdaydılar. Dur. Ay şerefelere bak ya. Niye atladınız içeri? Hadi içeri. İçeriye. Bak. Dışarıya. Dışarıya çıkma. Gel sen de gel kızım. Gel. Dışarıya hadi bakalım. Dışarıya. Hadi bakalım. Yemleri var, suları var ama hayır. Bunlar da güzel gelişti. Bunlar da artık geniş bir yerde, bahçeli yerde gezmeleri gerekiyor. Bunlar da büyüdüler. Hayır eşek. Bunlar da artık geniş yere koyvereceğiz nasip olursa. Bunlar gelişti. Öbür taraftaki bahçeye koyvereceğiz. Yukarıda dar yerdeydiler. Aşağı indirmiştik. Bunlar da burada. Bunlar da yine yumurta bekliyor. Bunlara da verelim. Durun bakayım. Dışarıya atlamak yok. Kerataları be. Atlamayın dışarıya. Alın bakalım. Yalnız bu iki tarafta da horoz az gibi görüyorum. Bu geçenki videoda görmüştünüz arkadaşlar. Bu beyaz yavruyu çok rahatsız, keyifsizdi. Bu da rahatsız, keyifsizdi. İlaç yapacağız demiştik. Bakın arkadaşlar ilacımızı yaptık. Hayvanımız kendine geldi, toparladı ikisi de. Sağlıklarına kavuştular. Artık kilo almaya başladılar. Hayvanlarınıza bakarken yani dikkatli bakarsanız hayvanlarınız biraz keyifsizlendiği zaman ilacını erken verirseniz, ben hatta geç bile kalmıştım. Dörtlü karışım ilaç yapıyorum. Bunlar bu şekilde kendilerine geliyor arkadaşlar. Hayvanlarınıza iyi bakmazsanız onlardan bir şey beklemeyin diyeyim. Hayvanlarınıza iyi bakacaksınız ki hayvanlarınız kendine gelsin arkadaşlar. Evet, buralarda damızlıklarımız, yavru aldığımız hayvanlar. Bunları gördüğünüz için hiç şey yapmıyorum. Burada bakalım, yine bir kuluçka yatırdım. Yatırdım arkadaşlar bunu. Bu üç yarış yapan korozumuzun kız kardeşi. Onu da artık kuluçkaya yatırdık. Yavruları geç de olsa çıkacaklar. Burada da yine üç yarış yapan horozumuzun oğlu bu arkadaşlar. Gel bakayım. Hadi bakalım. O da çok mükemmel. Babasından daha mükemmel bu. Olacak diyelim. İki sefer uçurdum. Hem ton vuruyor hem de maşallah var. Sistem olarak babadan çok üstün. Baba gibi eli ton ama sistem olarak daha mükemmel. Maşallah babama. Bunu bana Giresun'dan
arkadaşımız hediye etti. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Anneyi babayı ben vermiştim. Oradan bana Allah razı olsun bir yavru bunu hediye etti. Kardeşleri de orada var. Oyna oyna arkadaşım ismini vermeye gerek yok. Çok mükemmel bir yavru. Burada da o bahçedeki yavruların anne ayrı, baba bir kardeşi. Gel bakayım oğlum. Bahçedekilerin bu da anne ayrı, baba bir kardeşi. Bu da mükemmel bir yavru oldu. Bakalım, gayet güzeller. Daha tabii hoplatıp görmedik. Ama hayvanları bildiğim için sıkıntı yok. Hem sistem hem elleri mükemmel olacak. Burada da her zaman gördüğünüz gibi mavicilerimiz. Şuradaki yavruları da bakalım. Videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar, bit ilacı atmayı unutmayın. Hayvanlarınıza bit ilacı devamlı. Şimdiden atın. Çünkü neden diyeceksiniz? Çok arkadaşlarımız yazıyor. Telefondan arıyor. Bite ne kullanıyorsunuz? Çok bit oldu diyor. Arkadaşlar, biti çoğaltmadan hayvanlarınızı ilaçlayın. Kümeslerinizi ilaçlayın. Eğer çok bit sarmışsa, dediğim gibi motor yağından, yanık motorculardan da alabilirsiniz. Motor yağını biraz benzinle, hafif bir benzinle veya mazotla karıştırın, pompayla bütün kümeslere atın. O yağdan bit yapışıyor, yürüyemiyor. Orada o şekilde ölüyor, kalıyor. Yani o şekilde hiç kurtaramıyorsanız o şekilde hayvanlarınızı kurtarın arkadaşlar. Buradaki yavrularımız maşallah çoğunluk horoz herhalde. Bunlar da o az önce yatan tohumun yumurtalarından çıkma. Bu üvey anne. Bunların anneleri o şekilde. Şurada ala gibi olanlar 1, 2, 3 tane de bunlar o topal tohum yavruları. Bunlar da anneleri, annesinin annelerini ben vermiştim. Alanya'da Mustafa kardeşimiz gönderdi. Onun yavruları. Evet arkadaşlar, bugünlük videoyu bu şekilde sonlandıracağız. Bahçemiz gayet güzel. Bu da manolyamız. Evet, şu şekilde. Erik ağacımızda biraz erik var. Bu defne. Her hastalığa iyi gelen bir defne ağacımız. Bu eriğimizde de bakalım çok fazla yok ama şuralarda öyle biraz erik görünüyor. Çok fazla vermedi bu sene. Herhalde arılar döllemeyi fazla yapmadı. Tohumumuz burada yumurtlamış. Aman yumurtamızı alalım. Çok kalite yumurtamız, ziyan olmasın. Yere yumurtlamış. Zaten yere başka yere yumurtlayacak hali yok. Alalım bakalım. Evet. Kalite tohumumuz ve kalite horozumuz. Bunlardan bir kuluçka da kendim yatırdım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurayı da kapatalım. Evet. Hani benim oğlum? Gel bakayım. Seni gidik yarata. Evet. Çok gerçekten güzel bir gün. Mükemmel bir gün. Şuraya da bir salmaya bir yavrumuzu koyverdik. Burada eşini yiyor, güneşini alıyor. Öbür tarafa da salmalara koyvereceğiz. Şu demiri teli de ikiye bölüp bu şekilde salmalar yapacağız. Havalar artık ısındı, güzelleşti. Çok mükemmel bir gün oldu. Bundan sonra hep böyle olacak. Bu manalyomuz da açacak arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar,
biti kurtarmak için şimdiden ilaçlamalarınızı yapın. Hayvanlarınızı bite kaptırmayın. Çünkü bite kaptırdığınız hayvanlar kansız kalır. Ne yarışlarda randıman gösterir, ne de civcivlerde büyümede randıman gösterir. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın inşallah.